Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir derste tekrar beraberiz. Bu dersimizde özür dilerim. 3D Max'te genel tabiriyle slow motion, yani ağır hareket, nesneden ağır hareketlerinin nasıl oluşturulacağı. Bunu şeyden karıştırmamak lazım. Motion Blur'dan karıştırmamak lazım. Bu daha farklı bir sistem. Mesela size nasıl bir örnek vereyim. Bir kapının ya da bir klozet kapağının yavaş kapanma etkisinin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Bunlardaki şöyle tabir ediliyor. Yani sektördeki tabiri soft close özelliğidir. Bir anda hızlı gelirken son anda bir şekilde böyle yavaşlayarak, hidrolik bir sistem de olabilir bu. Yavaş bir şekilde kapanma etkisini 3D Max'te nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Dilerseniz başlayalım. Çok da uzun bir ders olmayacak. Yapımı oldukça basit. Evet. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hani bunun yapımında iki tip var. Siz bunu resim olarak mı göstermek istiyorsunuz, yoksa bir animasyon şeklinde mi göstermek istiyorsunuz? Öncelikle ona karar vermeniz gerekiyor. Ama biz dersimizde iki sistemi de size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle sahnemize herhangi bir plan çizmemize gerek yok. Front penceresinde şöyle bir box'ımızı oluşturalım. Kalınlığı da çok olmasın. Buradan 22,5 değerini verdik. Şimdi bu slow motion etkiler arkadaşlar 90 derecelik açıdan başlar. 45'in %51/2 derecesindeki açılarına devam edip biter. Hani siz 90 derece olarak, yani şu ekranda gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açıda yapmış olduğunuz bu kapak olur. Herhangi bir nesne olabilir. Artık ne tasarladıysanız. Ondan sonra bunu 90 derecede sabit tutarsınız. Ondan sonra 45 derecelik bir açının 1/2 değerlerinde bunun yavaş bir şekilde kapanmasını oluşturursunuz. Kapanma efektini oluşturursunuz. Dediğim gibi bu animasyon da olabilir. Standart bir resim de olabilir. Şimdi hemen başlayalım. Böyle oluşturduk arkadaşlar. Bunun bir kopyasını alacağız. Ama burada önemli olan pivot noktasını belirlememiz gerekiyor. Bloğumuzda pivot noktasının nasıl belirleneceği hakkında dersimiz de var. Arama yaparsanız bulursunuz. O dersi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada ekstra pivot konusunu anlatmayalım. Şimdi öncelikle birazcık yaklaşalım. Tam köşesine denk getiriyoruz arkadaşlar. Yani illa milimetrik denk gelmesine gerek yok. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar burada left'te, yani kesitten bakıyoruz. Buradan 22,5'luk değerimizi verdik. Sonra rotate diyoruz arkadaşlar. Bunun bir kopyasını oluşturacağız. Yani sadece kopya olacak. Instance olmayacak. Instance'i seçerseniz o kopyasını aldığınız objeden aynı özelliklere sahip oluyor. Hani kopyasını efekt uygularsanız bir asıl objeye de aynı etki uygulanır. Ona dikkat edin. Bunu seçtik arkadaşlar. Kopyaladık. Hemen bir tane oluşturduk. Şimdi animasyon olarak yapmıyorum. Sadece resim olarak bunu size anlatacağım. Bir tane daha. Yani sıfır açısına gelene kadar arkadaşlar bunu yapıyoruz. Sistem aynıdır. Böyle bir etki oluşturacaksanız, hani bu efekti vermek istediğiniz objenin ne olduğunu herhangi bir önemi yok. Sadece nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptık. Hemen basit bir scanline'da render alalım. Bu şekilde gözüküyor. Kapatıyoruz.
Şimdi arkadaşlar slow motion olacak nesnelerimiz bunlar. Bu iki nesne sabit. Hareket eden kısım bu. Resimde gösterirsek hani. Ondan sonra şimdi bunları seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra obje özelliklerine giriyoruz. Genel diyoruz. Şimdi buradan herhangi bir tiki kaldırmamıza gerek yok ama renderin kontrol kısmında visibility var arkadaşlar. Bunun değeri 1'dir. 1 demek %100 anlamındadır. Yani objeyi %100 olarak göster. Siz bu değeri ne kadar aşağı çekerseniz obje o kadar şeffaf olmaya başlayacak. Hemen örneğinden bakalım. 0,5 değerini verelim arkadaşlar. Ve okey diyelim. Gördüğünüz gibi bu seçtiğim 3 seçmiş olduğumuz 3 nesnede hafif bir transparanlık oldu. Şimdi hemen basit bir render özelliğinde baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi şeffaflar. Bu sizin için yeterli değilse daha çok da tek tek seçmekten uğraşmak istemiyorsunuz. Buradan gelirsiniz. Bu objeleri grup yaparsınız. Sonra tekrar özelliklerine gelsin. 0,5 durur. 0,5 sizin için yeterli. Siz bunu 0,2 olarak değerlendirirsiniz. Daha şeffaf olur. Hani diyeceksiniz ben bunu materyal editörde cam materyaliyle yapamaz mıyım? Cam materyaliyle de yaparsınız ama cam gibi çıkar. Hani pek bir size fayda sağlamaz. Hani bunlar deneme yanılma yoluyla öğrenilebilecek şeyler ama vakit kaybına sebep oluyor. Hani cam materyaliyle çok sağlıklı bir sonuç elde edemezsiniz. Hani 6x kullanarak da yaparım dersiniz. 6x kullanarak sadece bu modelleme ekranında şeffaflık elde edersiniz. Bir önceki derste 6x'in ne işe yaradığını anlatmıştım. Doğal olarak obje özelliklerinden visibility değerini düşürdükçe objemizin şeffaflığı artacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu değer sizin için yeterliyse bunu kullanırsınız. Çok fazlaysa değerini yükseltirsiniz. Kendinize ne uygunsa onu belirlersiniz. Sonrasında bu kısımda bu kapağın aşağı doğru kapandığını gösteren Photoshop'ta ya da burada hani vaktiniz varsa bir ok modelleyerek kapanma yönünü belirtebilirsiniz. Şimdi resim olarak benim işimi görmüyor. Ben bunu animasyon olarak yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar öncelikle bunları siliyoruz. Bu iki nesnemiz gene sabit kalıyor. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle OTK diyoruz. Ondan sonra buradan hemen bir tane frame'imizi işaretledik. Sonrasında bunu kesit ekrandan yapalım. Rotate'imiz seçili olsun. Şimdi buradaki değerleri arkadaşlar hesaplayarak yapmanızda fayda var. Çünkü şu şekilde işleyecek arkadaşlar. 0. frame'de %100 görünüme sahip olan objemiz 0'dan sonra 5, 10, 15, 25 gibi frame'ler 100'e doğru yaklaştıkça görünümünü kaybedecek. Siz 0 ile 100 frame arasındaki frame değerlerinde ne derecede bir şeffaflık derecesinde yok olma etkisini oluşturacaksınız. Onu çok iyi bir hesabını yapmanız gerekiyor. Hani bunu yaparken de şeffaflık değerini bu kısımdan ya da materyal editörden vermeyeceğiz. Yine obje özelliklerinden vereceğiz. Yanlış tabir kullandım, özür dilerim. Şimdi kısaca başlayalım arkadaşlar. Öncelikle biz bunu 4'e bölelim. Buraya kadar getirdik arkadaşlar. Sonra objemizi hemen bir geri alalım. Klonunu almaya gerek var mı? Klonunu almaya gerek yok arkadaşlar. Rotate. Tamam, bunu da kapatıyoruz. Şu derecede eğiyoruz arkadaşlar. Sonrasında Object Properties diyoruz. Bu kısma kadar ne kadar insin? 0,7 değerinde insin. Gördüğünüz gibi şurada hemen kırmızı
köşeleri kırmızı oldu. Okey diyoruz. Sonrasında 50'ye geliyoruz arkadaşlar. 50 frame'in de biraz daha aşağı doğru yaklaştıralım. Hemen burada yine kendisinin objelerini 0,7 yapmıştık. 4'e düşürelim. 3-3 gidelim. Okey diyoruz arkadaşlar. Sonrasında 75. İkinci frame'e geliyoruz. Biraz daha aşağı indiriyoruz. Gene Object Properties diyoruz. Burada arkadaşlar %2 değerine getirelim. Ondan sonra %100'e geliyoruz arkadaşlar. Tam üzerine kapatalım. Sonra tam kapanmadı ama problemdi zaten, yok olacak. Buradaki değerimizi arkadaşlar 0 yapıyoruz. Okey diyoruz. Sonrasında OK'yi kapatıyoruz. Bunu en başa getiriyoruz. Evet. Şimdi hemen perspektif penceremizden bakalım, şöyle bir açıda hafif de uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100. frame'e gelene kadar yavaş bir şekilde yok oluyor ve 100. frame'de bitiyor. Şimdi burada diğer bir önemli husus var. Bu husus arkadaşlar, bu kapanma hızı sizin için hızlı mı ya da yavaş mı? Şimdi bunun hızlıysa nasıl yavaşlatabiliriz? Yavaşsa nasıl hızlandırabiliriz? Bu değerleri arkadaşlar time konfigürasyondan belirliyoruz. Bu üst kısımlardaki ayarları değiştirmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar standart değerimiz burada 1'dir. 1 de normal bir standartta kapanır veya açılır. Siz bunu 1 bölü 4'e getirdiğinizde arkadaşlar bu biraz daha yavaş hareket edecektir. Gördüğünüz gibi daha ağır hareket ediyor. Dersiniz ki ben bu işi After Effects'te yapamaz mıyım? Yaparsınız. Time Split kullanarak yaparsınız. Ama siz şimdi şöyle bir sıkıntı çıkar. Max'te 100 frame'lik almış olduğunuz animasyon 3 saniyeye tekabül eder. Siz bunu After Effects'e 3 saniye olarak bir video formatını atıyorsunuz. Time Split'ten diyorsunuz ki bunu biraz daha yavaşlatalım dediğinizde direkt olarak zaman dengesi ya uzar ya kısalır. Hızlandırmak isterseniz uzayacaktır. Yavaşlatmak isteyeceksiniz, pardon, yavaşlatmak isteyeceksiniz uzayacak. Hızlandırmak isteyeceksiniz kısalacak. Bu da sizin After Effects'te alacağınız render süresinin uzamasına, yavaşlamasına sebep olur. Bu işi tirdimek sizin adınıza hiç animasyonun süresini bozmadan, yani uzatmadan ya da kısaltmadan yapıyor. Şimdi hemen bunu durduralım. 1 bölü 2 derseniz biraz daha hızlı hareket eder arkadaşlar. Mesela 4x'e getirelim. Hemen 0. frame'e gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızı görüyorsunuz. Eğer sizin için bu idealse bunu kullanırsınız. Veya turdan gelirseniz bir tık daha yavaş olan bir 2x'i kullanırsınız. Gene en başa dönelim. Bu şekilde bir etki oluşturur. Bunu kullanırsınız. Şimdi böyle bir box üzerine denedik biz bunu. Ama dediğim gibi arkadaşlar siz hani açma kapama özelliği olan ve bunda soft close özelliği varsa, olmasa bile sizin onun yavaş ya da hızlı bir şekilde açıp kapanma özelliğini gösterecekseniz bu şekilde bir yol izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Animasyon olacaksa bu şekilde, resim olacaksa ilk başta yaptığımız gibi sadece şeffaflık değerini, yani görünürlülük değerini ile oynayarak değiştirebilirsiniz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Zor değil. Hani şu ana kadar yani oldukça kısa bir ders oldu. Faydalı olduğunu da düşünüyorum. Bir önceki derste de bahsetmiştim arkadaşlar. Yakında 3D Max
Forumlarımız Türkçe olarak aktif olabilecek. Oradan sorular sorabileceksiniz, başlıklar açabileceksiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağız, problemlerinizi çözmeye çalışacağız.